Nerede vermiyorsun? Tamam, geliyorum dedim. Neredeymiş? Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Kahvaltımı yaptım, odaları toparladım, tuvalet tarafını hallettim, bulaşık makinemi yerleştirdim. Bir dünya iş gördüm. Bir yandan da gözüm yaprak dökümündeydi. Yaprak dökümünü izledim. Neyse, aslında bugün okuldan geldikten sonra biraz uyuyayım dedim, niyetlendim. Telefonun sesini açtım bilerek, dolapçılar arayacaktı, buzdolabını götürecekler bugün. Dedim bir de ulaşamazlar falan, sesini açayım. Normalde telefonun sesi kısıkta oluyor sabahları. Biraz uyuyabilirsem uyuyorum. Uyumazsam zaten kalkıp kahve içiyorum Duru'yu bıraktıktan sonra. Onu da bugün telefonumu aramayan kalmadı. Sucu aradı, Rıza su siparişi vermiş. Rıza aradı, annem aradı, Vodafone aradı. Yataktan bir iki üç kere kalktım. Aman dedim, Elif kalk çayını iç, kahvaltını yap. Uyuyamayacaksın belli bir şey. Neyse. Bakalım, haber vermediler. Saat 1.30 geçti. Ben işlerimi hallettim dediğim gibi. Ama bugün getireceklerini söyledi Nefise bana. Ben de buzdolabını boşalttım. Hani dedim hazır olsun. Onu oradan abilere çıkarttıracağım. Girişe koyar mısınız diyeceğim, şuraya girişe. Akşam biz onu Rıza ile yatak odasına geçiririz. Belki oraya kadar geçirmek istemeyebilirler. Yine Rıza bir rica et dedi ama. İçini dedim boşaltayım da hazır olsun dedim. Mutfakta da bir işim kalmadı. Böyle evi süpüreceğim, dikey süpürgeyle evi bir alayım, toz alayım. Ondan sonra da ararlar mı? Zaten okul saati geliyor. Bugün evdeyim, hani artık kaçta gelirlerse bilmiyorum da. Öyle canlarım, sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ne yaptım biliyor musunuz? Dün akşam saçlarımı nemliyken ördüm. Sabah bir açtım böyle lüleli, o kadar çok hoşuma gitti ki. Şöyle göstereyim. Eskiden daha çok yapıyordum. Dün akşam öreyim dedim. Kurutmaya üşendim. Güzel oldu. Şöyle şuradan azıcık topladım iş yaparken. Tipime de çeki düzen vereyim dedim. Karşınıza güzel geleyim. Şöyle enerjik geleyim dedim. Neyse, ben süpürgemi alıp geliyorum. Buradan başlayalım salondan. Süpüre süpüre gidelim. Buzdolabındakileri buraya aldım. İçini hallettim de dışı kaldı. Dışını silmedim. Ama dışını da alacağım yani. Neyse, süpürme işim bitti. Yine geldim buraya. Mercimek çorbası koyacağım. Onun için geldim. Dolabın da dışını sileyim. İçinde sadece buzluktakiler var. Onları da artık onlar gelince. Yani sadece şu buzluk kısmını boşaltmadım. Orada da çok bir şey yok zaten de. Onlar gelince dedim boşaltırım. Arkasını Rıza temizledi bu arada. Bunu geçen akşam çekti. Arkası biraz kötü olmuştu. Kaç zamandır ben almamıştım. O orayı temizledi. Sen hani belki tek başına çekemezsin, yapamazsın diye. Orayla bir işim yok. Geldiklerinde sadece bunu çıkartacaklar. Derim yani bir köşeye, bir yere koyun, hani girişe koyun diye. Yenisini buraya koyacaklar. Hep el izi, bir şeyler. Dur, tabii çocuklar da eliyor ya. Bu arada bunların kolları çıkmıştı. Biz yenisini sipariş verecektik. Yani zaten buradaki kolu yoktu da buradaki kolu çıkmıştı geçen akşam, elimde kaldıydı. Annem gerek yok, ben kolsuz kullanırım dedi. İnternette var yani, yoksa pahalı bir şey değil de takarız olmadı. Zaten daha bunu kullanmasına var yani. Daha hemen bunu kullanmayacak. Şu şeyler iz yapmış hep. Magnetler var ya, onları çıkardım da izleri. Mercimek çorbası koyacağım da yanına ne yapacağım? Bak bir yandan da yemek de düşünüyorum. Vallahi ne yapsam? Aslında dün pazara girmedim. Geçindim ya çarşıya. Pazara inecek zaman yoktu. Yemeklik bir şeyim de yok açıkçası. Bakalım ne yapacağız yine. Ama Duru gelene o pişsin. Aç geliyor. Daha silelim de.
Saat 5'i geçti arkadaşlarım. Ben mutfaklardayım. Yemek yapıyordum. O sıra Azra geldi okuldan. Bir iki iş hallettim yine evin içinde. Şimdi dolap için aradılar. Geliyoruz diye. Buzluğu boşaltmamıştım. Buzluğu koydum böyle kaplara da. Şurada işte. Ivır zıvır. Ama şimdi bu benim bu dolabı odaya koyacağız ya. Yine fişe takarım. Çünkü yeni dolap birkaç saat çalışacak herhalde. Boş çalışacak diye biliyorum. Bunu fişe takarım da buzluğa hemen koyarım şunları. Odaya koyduracağım, yatak odasına da annemler öbür hafta falan aldıracaklar bunu. Neyse, yemek işimi de halletmiştim. Acıktım da ama onlar gelsin gitsin. O zaman da Rıza gelmiş olur zaten. 5'te çıkacağım Elif demişti. Gelir birazdan yani o da. Öyle arabayı bekliyorum. Dolabı şu köşeye koydurayım dedim arkadaşlarım ya. Şöyle koydurayım da bir daha hiç yatak odasına sokmayayım. Nasıl annemler alacak ya. Yani ta buradan gideceğine şurada dursun bir hafta dursa göze batmaz yani yapacak yok. Aynen burada dursun. Neyse bekliyorum arabayı da. Dolabı da tertemiz yapmışım valla. İçi falan her yeri tertemiz. Buzluğu temiz. Bu da öyle. Evet, dolapçılar yeni gitti arkadaşlarım. Saat 5.30 geçti. Buraları sildim, temizledim, süpürdüm. Halıları falan hep kaldırmıştım onlar geldiğinde. Çünkü kartonuyla birlikte buradan sürüyerek getirdiler. Her yeri süpürdüm, sildim de işim yeni bitti. Dolabı şimdilik buraya koydurdum. Annemi aradım. Dedim burada dursun mu? Ne zaman alabilirsiniz? İşte bir haftaya kadar alırız Elif dursun orada. Sana diyor ne zararı var. Yatak odasına dedim sokmayacağım bak ona göre dedim. Hani bir daha oralara geçirmeyeyim dedim. Burada girişte dursun madem. Şimdi onu uzatma takı fişe takacağım da bozuk malzemelerini içine koyacağım. Çünkü öbür dolabın daha 6 saat zamanı var. Böyle. Bu burada. Şimdi gelelim yeni dolaba. Ay bak buraya karton sürmüşler. Bak orayı görmemiştim. Duru. Bak karton oralara sürülmüş. Gördün. Neyse oraları ciflerim. Yeni dolabımız çok güzel oldu. Fırınla takım oldu. Bakar mısınız? Şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle. Tam oturdu oraya ama bunun iç genişliği daha geniş olduğu için bu taraf biraz dışta kaldı. Benim dolabım küçüktü çünkü. Şöyle göstereyim. Ama o da şey olmuyor. Yani kötü görünmüyor. Fark etmiyor. Böyle. Şuradan göstereyim. Ivır zıvır elle sen. Sadece. Böyle arkadaşlarım. Güzel oldu. Buzluk malzemelerimi dediğim gibi yerleştireceğim. 4 saat sonra çalıştır abla dedi. 2 saatte boş çalışsın dolap dedi. Hiçbir şey koyma, doldurma dedi. Böyle. Heh, Rıza geldi. Açayım ona kapıyı da. Temiz içi aynen. Rıza geldi de. Rıza gri renklerini daha çok sevdiği için. Onun da hoşuna gitti. Rıza içine baktın değil mi sen? İçi de böyle zaten. Yani yetişememe gibi bir durumu yok. En üst rafı da burada. Tabii Geniş. ondan bir tık geniş. Öne Şey, geldi uzun geniş çünkü. mi ondan? Yani bir tık Biraz daha geniş. diyelim. Yok Ama bu o tekti. çekmeceli. Bu çift ama. Bu böyle çekmeceli aynen. Hayır, Ha o evet tabii büyük. o Bence tek. büyük. Büyük ya. Sen bunu komple göze Ama al. o da Daha iki büyük. raflıydı. Aynı Ha, iki. hesap. İki raflı Ama o da. biraz daha büyük gibi. Buzluk şeyi var içinde. Kaç Buzluk belli kabı. olmuyor bunlar. Kaç litre bu? Burada yazıyor bu litresi. Bilmem yazıyordur. Burada kodu modu litresi yazıyor. Güzel oldu ya. Rengi fırınla takım oldu. Şurada var bir şeyler bak. Aynen rafları da böyle camlar. Neyse dediğim gibi 4 saat sonra fişe Hemen takıp çalıştıracağım. kurdu Hı? fitler. Çok sürmedi. Çok uzun sürmedi. Rica ettim öbürünü girişe koyar mısınız diye. Koyarız Evet Elif abla. abi bak bak. Şu Koyarız taraf bu abla arkaya dedi. doğru üç tarafa. Yani Evet. yatık arkaya doğru yatık. Tamam öyle bilerek Yandan belli koyuyoruz dedi. oluyor. Ağırlık öne şey olmasın diye bilerek eğimli yapıyorlarmış. Arkaya doğru. Şey arkaya veriyorum. Yani. Biz karnımızı doyurduk. Bir saattir mutfakta uğraşıyorum arkadaşlarım. Ben dolabı temizledim. Arkasını, yanlarını Rıza temizledi. İçini ben temizledim. Çektik yani tekrar. Daha fişe takmadık ama 4 saat sonra demişlerdi ya. Her neyse elimdeymişken Elifçim dedim fırını da temizle. Şöyle fırınımı temizledim. Tertemiz oldu camı, içi, telleri.
tepsilerini bir sudan geçirdim. Yağlı kağıtlar vardı üzerinde. Sürekli bunlar pizza falan yapıyorlar ya. O yüzden kötü oluyor. Yani fırını da tertemiz yaptım. Dolap kapaklarını sildim. Buraları da aynı şekilde. Yani bir saattir ben mutfaktayım. Şurayı da kaldırır yerleştirirsem dolabın içine işte zamanı gelince benden mutlusu yok. Şimdi orada çayımız var. Çay içeceğiz arkadaşlarım. Yoruldum vallahi, ellerim şey oldu. Ellerim buruştu gerçekten. Bir ağırlık çöktü. Anlatamam. Böyle bir sanki bugün dünyaları yapmışım. Niye öyle oldu ama mutfaktan da çıkamadım da yani. Neyse. Ödev işini de hallettik. Çayımızı içtik. Rıza'yı arkadaşları aldı şimdi. Çok uzun zamandır buluşmamışlardı. Bu akşam için sözleşmişler. Arkadaşlarıyla gitti. 12'den 1'den önce gelmez sanırım. Zaten geç gittiler. Saat 9'a geliyor. Neyse. Kızlarla birazdan yatarlar. Ne var biliyor musunuz? Bergen var. İki kere izledim. İzlemedin mi Elif? İzledim ama izlerim yani. Bu akşam da baktığım bir dizi yoktu. Bergen'e bakacağım. Sonra bir kahve yaparım kendime, kızları falan yatırdıktan sonra. Bu akşam yalnızım buralarda. Salon bana kaldı. Bunlar inşallah yatarlar. Gerçi babaları yokken şımarıyorlar bazen de. Öyle. Yatmadan da dolabı yerleştiririm. Saatini bekliyorum. Niye öyleyse, yok 4 saat fişsiz duracak. Yok 2 saat boş çalışacak. Neyse işte bekliyoruz. Diğeri zaten çalışıyor. Onu biz ara kabloya bağladık da buzluğa şeyleri koydum, malzemeleri. Bir sıkıntı olmaz yani. Annemi aradım. Annemle konuştuk. Ondan sonra biriyle daha konuştum. Ben kimle konuştum? Allah Allah. Telefondaydı. Ben kimle konuştum? Ha, arkadaşımla konuştum. Tamam. Ereğil'den arkadaşla konuştuk. Neyse. Bakayım şu kızlara. Bu filmde rolünü güzel yapmıştı bu da. Bergen filmi güzeldi yani. İlk yengemle izledik biz bunu sinemada. İlk burada yayınlandığı akşam yengemle ikimiz gitmiştik. Nihayet dolabı yerleştirebildim arkadaşlarım. Geç saatte olsa o belirtilen süreyi tamamladım. Şöyle şimdilik gelişi güzel koydum, ortada kalmasınlar diye de daha düzenleyeceğim ben bunu. Yani öyle düşünüyorum. Belki raflarının şu aralığını falan değiştirebilirim. Şimdilik her şeyimi toparlasın diye koydum. Ben en başından beri baharatları dolapta saklıyorum. Bunu ara ara soranlar oluyor. Çekmecelere falan koymuyorum ya da dolap içlerine. Hep benim dolapta durur böyle. Yerimde olur yani. Senelerdir böyle. Neyse şimdi diyorum ya, böyle koydum. Tarhanamla yulafım var. Onlar mutlaka dolapta bekletiyorum. Yeşil çay da dışarıda çok kötü oluyor. Orada yeşil çayım var. Turşularım falan. Zaten sebzem kalmamıştı. Sebzem bir şeyim yoktu. Böyle fazlalıkları da şöyle şu alt çekmeceye koydum. Diyorum ya, bunu daha zamanla düzenlerim. Artık dedim videoyu kapatayım. Bunu silmiştim zaten. İçi dışı temiz. Allah güzel günlerde ağız tadıyla kullanmayı nasip etsin. Babamın da kesesine bereket. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse yarın görüşürüz inşallah.